Kanada'da orman yangınları, Libya'da sel. Olağanüstü hava koşullarının yaşandığı bir yılda iki felaket. 2023 yılı kayıtlara en sıcak yıl olarak geçiyor. Hazirandan Kasım'a kadar her ay yılın o dönemi için en sıcak ay oldu. July 2023 was the Temmuz 2023 dünya <laughs> için kayıtlara geçen en sıcak Temmuz ayı oldu. Açık ara en sıcak Temmuz ayıydı. Eylül ayındaki küresel sıcaklıklar normalden o kadar yüksekti ki bir iklim bilimci bu sıcaklıkları afallatacak derecede çılgınca olarak nitelendirdi. İnsan kaynaklı iklim değişikliğine bağlı amansız ısınma NASA üzerine de El Niño olarak bilinen periyodik küresel hava fenomeni dünya çapında olağanüstü hava koşullarına neden oldu. Atmosferdeki bu ekstra ısının beraberinde ekstra enerji getirdiğini biliyoruz. Bu da daha yoğun, şiddetli olaylar yaşayacağımız anlamına geliyor. Her kötü hava durumu iklim değişikliğinden kaynaklanmıyor. Ancak Dünya Hava Durumu Tespiti adlı internet sitesinin iklim bilimcileri bu hava felaketlerinde küresel ısınmanın parmak izlerini buldu. Nisan ayında Tayland ve Laos tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorlarını kırdı. Bilim insanları bunun iklim değişikliği kaynaklı olmadan neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Batı Akdeniz aynı ay 100 kat daha olası hale gelen bir sıcak hava dalgasıyla sıcaklık rekorlarını alt üst etti. Güney Avrupa Temmuz ayında yine kavruldu. Çin ve Amerika Meksika sınır bölgesi de öyle. Amerika'nın Phoenix kentinde 31 gün boyunca 43,3 derece üzerinde sıcaklık kaydedildi. Bu bir rekor. Bu kimsenin kırmak istediği bir rekor değil. Phoenix halkının da kesinlikle mutlu olmadığı bir rekor. Dünya Hava Durumu Tespit Sitesi'ne göre bu sıcak hava dalgalarının yoğunluğu iklim değişikliği olmadan neredeyse imkansızdı. Ancak günümüzün daha sıcak gezegeninde her 5, 10 veya 15 yılda bir bu dalgaları bekleyebiliriz. Daha yüksek sıcaklıklar toprağı ve bitki örtüsünü daha hızlı kurutuyor. Bu durum bu yıl Kanada'nın doğusunu kasıp kavuran rekor düzeydeki orman yangınları olasılığını en az 7 kat arttırdı ve %50 daha şiddetli hale gelmesine neden oldu. Aynı zamanda Suriye, Irak ve İran'daki şiddetli kuraklıkları Somali ile Afrika boynuzunun geri kalanındaki gıda güvenliği krizini de yoğunlaştırdı. Her ikisi de en az 100 kat daha olası hale geldi. Somali'nin iklim değişikliğinde neredeyse hiç rolü olmamasına rağmen Somaliler en büyük mağdurlar arasında yer alıyor. İklim değişikliği sadece kuraklıkları değil, selleri de yoğunlaştırıyor. Çünkü daha sıcak hava daha fazla su tutuyor. Bu da şiddetli yağmur fırtınaları anlamına geliyor. Eylül ayında Libya'da barajları patlatan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan sel gibi. Dünya Hava Durumu Tespit Ekibi bunun iklim değişikliği olmasaydı yaşanacak olandan 50 kat daha olası hale geldiğini ve %50 daha şiddetli olduğunu söylüyor. Kasım ayında Afrika boynuzunda meydana gelen sağanak yağışlar yaklaşık iki kat daha şiddetliydi. Halen yaşanan kuraklık bölgedeki pek çok insanı başa çıkabileceklerinin sınırına getirdi ve şimdi bunu takip eden seller dünyanın pek çok yerinde insanların uyum sağlayabilecekleri limitlerin çok uzakta olmadığını gösteriyor. Fosil yakıtları yakmaya devam ettiğimiz sürece de bunlar tekrar tekrar yaşanacak. Hava durumu uzmanları El Niño'nun 2024 ortalarında etkisini azaltabileceğini söylüyor. Ancak iklim değişikliğinin yavaşlayacağına dair bir işaret yok. Gezegeni ısıtmaya devam ettikçe eskiden olağanüstü olan hava koşulları giderek daha olağan hale gelecek.